Taliban yönetimi Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletmesi için Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmaya varmak üzere iddia Reuters'ın Taliban içindeki kaynaklarına dayandırdığı haberde yer aldı. Buna göre Türkiye Katar ile yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıllık işgalin ardından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Afganistan'ı terk etti. Ve Taliban'ın tam kontrolüne geçen ülkenin dünyayla tek hava bağlantısı Kabil Havalimanı her zamankinden fazla önem kazandı. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletmesi için talip olan ülkelerin başında Türkiye geliyordu. Türkiye-Katar ortaklığı Taliban'la Kabil ve başka havalimanlarının işletmesi için görüşmeye başladı. Ocak ayında Katar ve Türkiye'den Taliban'la prensipte anlaşıldığı açıklamaları yapıldı. Taliban'dan da Türkiye ve Katar'la anlaşmaya çok yaklaşıldığı duyuruldu. Ancak 21 Mayıs'ta Taliban'ın Başbakan Yardımcısı Molla Baradar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Bir hafta sonra da Taliban yönetimi Abu Dhabi ile mutabakat muhtırası imzalandığını duyurdu. Buna göre Kabil, Herat ve Kandahar'daki havalimanlarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait konsorsiyum işletecekti. Kısa bir süre sonra da bu defa Taliban sözcüsünden bir açıklama geldi. Sözcü, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşmanın Türkiye ve Katar'la görüşmelerin son bulduğu anlamı taşımadığını, müzakerelerin sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Madrid'deki NATO zirvesinde konuya değindi. Türkiye'nin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Kabil Havalimanı'nın işletilmesine katkıda bulunabileceğini söyledi. Reuters haber ajansı Taliban'la Türkiye-Katar arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kaldığını iddia etti. Ajansın haberinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Taliban'la anlaşmaya varmak üzere olduğu, anlaşmanın yakında ilan edileceği öne sürüldü. Anlaşma Kabil'deki uluslararası havalimanının yanı sıra Afganistan'daki diğer havalimanlarının işletmesini de içeriyor. Birleşik Arap Emirlikleri Afganları da havalimanında istihdam edecek. Haberde hava sahasının yönetimine ilişkin müzakerelerin ise sürdüğü belirtildi. Anlaşmaya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri cephesinden herhangi bir açıklama yok.